Şükrü ÖĞÜTLÜ. Şükrü evet sevgili bayseverler, Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı İddiabilir TV'den hepinize merhabalar. 7, 8, 9 Ocak, Salı, Çarşamba, Perşembe 3 günü birleşik şekilde bu videoyu çekeceğiz ve durun ileri almayın. Çünkü sizden gelen sorular var, mutlaka sizin de merak ettiğiniz cevaplar vardır. Kısaca onları 2 dakika bir cevaplayayım. Ama ondan öncesinde geçen hafta ne yapmıştık? Cuma günü video çekmemiştik ama yine de size bir kupon vermiştim. Tabii beni takip edeceğiniz yerleri birazdan anlatacağım. Hatta direkt şimdi söyleyeyim. Tahminsizplus.com var ya, orada menüde iddia bölümünde altında yazar kombinelere bölümü var. Sol üstte köşede. Oradan kupon tavsiyelerimi takip edebiliyorsunuz. Bu bir. Yine video boyunca şurada bulunan iddaabilir.com bizim sitemiz. Bu ama bu yapım aşamasında daha %70-75'i bitti. Oradaki bilgilerden faydalanabilirsiniz. O ayrı. Ben yine tahminsizde veriyorum kupon tavsiyemi ve aynısını tuttur profilimde oynuyorum. Onu söyleyelim. Ona ulaşamayanlar varmış mesela. Onu nasıl bulacağız diye. Ben uygulama kullanmıyorum. Aplikasyonu yok telefonumda. Bilgisayardan oynadığım için orada sosyal bahis bölümüne girdiğinizde bilgisayarda büyüteç işareti var. Arama yeri. Oraya küçük harflerle iddiabilir 2D 2A kanalımızın adı gibi iddiabilir yazdığınız zaman çıkıyor. Bunu bizzat baktık. Şayet uygulamanız varsa, tuttur uygulamanız varsa oradan da bulmanın kolay yolunu da öğrendim. Şöyle ki orada da son 30 gün içinde en çok arananlar, en çok takip edilenler listesinde, son 30 gün içinde en çok takip edilenler listesinde 19. sıradaymışım. En çok öyle, en kolay öyle bulunuyor. En popülerler bölümüne giriyorsunuz uygulamada. Oradaki listede son 30 gün içinde en çok takip edilenler listesinden bulabiliyorsunuz. Bu şekilde bulabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben tahminsizde verdiklerimi oynuyorum ama ekstradan da benim özelim bir sistem kuponu yapıveriyorum. Aklıma esiyor bir de şu maçlara bir 5 lira 10 lira atayım diyorum. Onları görmek için o yani. Oradan takip etmek zorunda değilsiniz. Benim ne oynadığımı. Ha bir de şöyle bir şey var. Oraya gelsene, buraya gelsene, milyoner daha güzel, nesineye gel abi diyenlere de cevabım şu arkadaşlar. Daha önce de yüzlerce kere anlattım. Tabii bunu genelde yeni takipçilerimiz söylüyorlar. Mesela ünlü birini takip edeceğiniz zaman Twitter'ı varsa, abi ben Twitter kullanmıyorum, Instagram'ım var, oraya gelsene diyor musun? Veya adam Instagram'da ama Facebook'u yok, abi Facebook'a gelsene oradan takip edeyim seni denmez değil mi? Hani doğal olarak kim neredeyse takip etmek isteyen oraya gider. O yüzden beni oraya buraya çağırmayın. Evet benim 6 tane sanal bayi var zaten biliyorsunuz. Bunların ben milyonerinde de oynadım, nesinesinde de oynadım ama yeni sisteme geçildikten sonra şu an buradayım. 3 ay, 5 ay, 1 sene bilinmez. Sonra nesineye mi dönerim, milyonere mi dönerim, 1'e 1'e mi giderim, oleye mi giderim bilemem. Ama şu an buradayım yani. O yüzden beni oraya buraya çağırmayın. Şimdilik buradayız. Onu söyleyelim. Video boyunca şurada duran Instagram adresimizden mutlaka takip edin. Önemli duyurular, bildirimler yapıyoruz. Instagram'a girince, fotoğrafıma tıklayınca hikayeler var. Orada da sizlere duyurular, bilgilendirmeler, zaman zaman canlı maçlarla ilgili paylaşımlar yapabiliyorum. Onu söyleyelim. Onun dışında yönetmenim ekrana getirsin. Hemen Cuma günü video çekmemiştik ama bir tutturda kendim oynadığım bir kupon bu. Ekranda gördüğünüz gibi canlıdaydı o sırada. Valladolid Leganes mücadelesinde Valladolid'in bir golüne girmiştik 1.65 orandan ve arkasından Sevilla ve Bordeaux maçlarını da başarılı bir şekilde getirdikten sonra cumartesiden de Valencia maçımı videoda vermiştim zaten. Valencia'yı bir şeklinde aldık ve 8.33 gibi bir orandan güzel bir şekilde tutturduk. Arkasından cumartesi günümüz de başarılı geçti. İşte ekranda gördüğünüz gibi Real Madrid alternatif kuponumuz tutmuştu bu arada. Her zaman alternatif kuponun önemini söylüyorum. İlk kupon tutması da ikinci tutsa bile kar yapıyoruz bir şekilde. Real Madrid 2-3 golcük oturmuştu tercihimiz. Barcelona İspanyol'a 2.5 üst demiştik. Benfica'ya da maç sonu 2 ve 4.5 alt demiştik. Yine burada da 4.36 gibi bir orandan bu kuponumuz da geldi. Pazarı kuponlara denk getiremedik. Pazarı boş geçtik ama pazartesi yine güzeldi. En güvendiğimiz maçlardan oluşan kuponu yaptık. Fiorentina karşılıklı gol var. Atalanta 2.5 üst ve Napoli Inter karşılıklı gol var. 2.80 gibi ideal bir orandan bu kuponlarımız da gelmişti ekranda gördüğünüz gibi. Onun dışında tutturu anlattık. Tabii bize katıl butonuna katılıp da bizlere destek veren özel üyelerimizle yaptığımız kupon çalışmalarımız olsun, ekstra çalışmalarımız olsun gayet başarılı gidiyor. Yine videonun altından katıl butonuna katılarak cüzi bir miktar hem kanalımıza bağış yapıyorsunuz hem özel çalışmalarımıza eşlik edebiliyorsunuz. Onu da söyleyelim. Destek veren arkadaşlarımıza da, dostlarımıza da teşekkür ediyoruz. Onun hatırlatmasını yapalım. Onlar mesajı aldılar zaten. Evet özel maçlarımız gayet güzel gidiyor.
Ve tutturu söyledik. Bir de kamera sorunu vardı. Geçen videolarda arkadaşlar ben bir önceki videolarda söylemiştim. Yönetmenim burada olmayacak. Yılbaşı haftası şehir dışında olacak. 10 gün kadar yoktu. Ben videoları kendim çekip zor şartlar altında yönetmene bir programla gönderdim. O yükledi falan. Işıktı, açıydı, bilmem neydi. Tek başına böyle kamera karşısında bunları tutturmak zor oluyor. Bir de ben telefondan çektiğim için o zorlukları yaşadım. Benim her hareketimde kamera bir odaklanmış, zoomlamış, fokuslanamamış falan. O yüzden masa oynuyor. Ben oynuyor gibi oluyorum. Ama şu anda o problemi çözmeye çalışacağız. Yeni videolarda bu olmaz herhalde artık. Onun da hatırlatmasını yapalım. Birçok kişi buna takılmış çünkü gerçekten sorun oluyor. Ben de kendimi izlerken şöyle bir sallanıyor. Gerçekten haklısınız yani. Kamera sorununu anlattık. Tutturu anlattık. Tahmin size bizi nasıl bulacağınızı anlattık. Yine iddaabilir.com veya Tahmin siteye üye olmadan da takip edebilirsiniz. Üye de olabilirsiniz. iddaabilir.com'a da bir girin bakın ama kupon tavsiye eder. Tahmin site Plus'ta bakın bak. Tekrar tekrar anlatıyorum. Bu arada yarın Toto videomuz gelecek. Cuma günü güzel maç olmadığı için Cuma videomuz olmayacak. Cumartesi pazar iddia tahminlerimiz olacak. Cuma iddia tavsiyeleri olmayacak. Çarşamba günü akşam da yine Toto videomuz olacak. Ayrıca bir de bu hafta Toto nedir, nasıl oynanır diye bilmeyen arkadaşlara özel bir 10 dakikalık bir video çekeceğim yine. Onun hatırlatmasını yapalım. Bu akşam, salı günü akşam oynanacak çok güzel bir mücadele var. İlk maçımız o. Düşüncemi söyleyeyim. Yetişebilen varsa, oynayabilen varsa zaten dediğim gibi salı, çarşamba, perşembeden 7 tane maç belirledim ben. Bunun atıyorum ilk 3'üyle bir kupon yapabiliriz. Bir de son 3'üyle ya da 4'üyle kupon yapabiliriz. Çok fazla basmayalım. Mesela ben atıyorum 50-60 lira basıyorsam bu maçlara 10 lira 20 lira basacağım. Hani siz de 100 lira basıyorsanız bunlara 20 lira falan basın. Bütçenizi daha aşağı tutun. Bahislere ufak tutalım. Temkinli olalım. Çok fazla güzel maçlar yok ve bunların hepsi hemen hemen zaten hepsi kupa maçı olduğu için her sonucu açık yani biliyorsunuz. O yüzden genelde gollere gitmekte fayda var. Manchester United, Manchester City maçı oynanacak bir Manchester derbisi. İngiltere Lig Kupası yarı final maçı ve birinci maç bu. Bunun rövanşı olacak yani. Şu an Old Trafford'da oynanacak ama daha sonra City'nin sahasında da rövanşı olacak. En son 7 Aralık'ta City'nin sahasında United 2-1 galip gelmişti. Biliyorsunuz hem onun intikamı olacaktır City'de hem de iki takımın da zaten Guardiola bile artık şampiyonluğa inanmaz tavırlarda şu anda. Liverpool aldı götürdü biliyorsunuz. Avrupa'ya gitmek için ilk sıralarda yer almaları gerekiyor. Ve bu kupadan da şampiyon olup direkt Avrupa'ya gidebiliyorlar. Manchester United'ın da kötü giden bir gidişi var biliyorsunuz. Onu da Solskjaer bu maçta telafi edebileceğini düşünüyor. Yani bu derbiye iki tarafında çok önem vereceğini düşünüyorum. Ben çok fazla rotasyon yapacaklarını düşünmüyorum. Az kadroya yakın. İdeal kadrolarına yakın çıkacaklarını düşünüyorum. Ev sahibi takımda özellikle mesela Lingard, Martial, Luke Shaw gibi hafif sakatlığı olan oyuncular oynayacaktır. Yine Harry Maguire'ın da hafif sakatlığı var ama onun da oynayabileceği yazılıyor. Daha önce kontralardan, Manchester United genelde böyle maçlarda kontralardan vurmaya çalışıyor. Biliyorsunuz Guardiola da rakiplerine kaybettikleri maçların aklında olduğunu ve telafiye hazır olduğunu söylemiş. Kontra ataklara hazırız, bu kez hata yapmayacağız gibi demeçler vermiş ama yine de Manchester United'ın tehlikeli oyuncularıyla burada bir de kupa maçı olması, iki tarafın da önemsemesi, rövanşlı bir maç olması, United'ın sahasında olması gibi sebeplerle ben gollü bir maç bekliyorum. Karşılıklı gol varın oranı 1.50. Bunu sanki alabiliriz gibi. United de gol atacaktır diye düşünüyorum. City'nin golünden zaten şüphem yok. Karşılıklı gol var 1.50'den denenebilir. Ben maçın 2-1-2 yani City ya 2-1 kazanır ya 2-2-2-1 o civarda biteceğini düşünüyorum. Ama United'den de gol bekliyorum açıkçası. Bunu da golsüz geçirirlerse artık onlar kaybeder. Bizim giden 5-10 liramız olur diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyseniz bunu alabilirsiniz mesela kuponunuza bu akşamdan ve dediğim gibi ilk 3 maçı birleştirebilirsiniz. Şahsen ben öyle bir kupon yapabilirim. Geri kalan 3-4'lüden de bir kupon yapabiliriz diye düşünüyorum. İkinci maçımız yarın oynanacak. Lyon-Brest mücadelesi, Fransa Lig Kupası mücadelesi. Bu da çeyrek final mücadelesi, tek maç üstünden oynanacak. Baktığımız zaman bir önceki mücadelede Fransa Kupası'nda Lyon Bourg-Péron deplasmanında 7-0'la dönmüştü. Brest'in de o kadar çok iç açıcı performansı yok normalde ama bu kupa maçı olduğu için iki taraf da ona göre oynayacaktır ve tek maç olduğu için Lyon'un performansı da gayet güzel. Burada Depay oynamayacak da olsa onun dışında orta saha ve defansta da birer eksikleri var. Belki Brest'te gollere eşlik edebilir. Buradan Lyon'dan ben 3-1'lik bir galibiyet bekliyorum açıkçası. O yüzden burada da gollere gitmekte fayda var diye düşünüyorum. 1.45 oranı var atıyorum. United City'nin varını aldık. Lyon'un 2.5 üstünü koyarız. Ha, güvenenler handikap 1'ine gidebilirler ama ben gollere gitmeyi genelde tavsiye ediyorum biliyorsunuz sürprizden kaçmak adına. Üçüncü maçımızı da yine yarın akşam saat 22'de Valencia Real Madrid mücadelesiyle tamamlayabiliriz. Orada da şöyle söyleyebiliriz. Valencia Real Madrid mücadelesiyle ilgili söyleyeceğim şeyler şöyle ki öncelikle bu maçların Suudi Arabistan'da oynanacağını söyleyelim. Dörtlü final şeklinde
Suudi Arabistan'da oynanacak ve bu İspanya Süper Kupası mücadelesi formatına bakıyorum önce. Yarı final mücadelesi ve tek maç üzerinden oynanacak. Valencia Real Madrid oynanacak, kazananıyla Barcelona ile Atletico Madrid galibi arasında oynanacak. Öncelikle onu söyleyelim. İki takımın da zaten yılbaşından hemen önce karşılaştığını biliyorsunuz. Valencia Real Madrid oynamıştı. 1-1 berabere bitmişti ama Real Madrid biraz daha güzel oynamıştı. Son dakika golüyle hatta sahadan bir puanı almıştı. Burada yine Rodrigo, Mendy, Militao, Jovic gibi hani isimlerin belki kadroda olacağı söyleniyor ama yine de şöyle bir sakat cezalıya baktığımızda herhangi bir şey görünmüyor. Her iki takımda da önemli bir şey yok. Dediğim gibi burada yine varını yoğunu ortaya koyacaktır her iki takımda kupada ilerleyebilmek adına ve karşılıklı gollerle üste gidecek bir mücadele bekliyorum. Ben yine maçın 2-1-2-2 civarında biteceğini düşündüğüm için 1.50 orandan 2.5 üstü kuponumuza koyabiliriz. Mesela Manchester'a derbisine var, Lyon'a üst, Valencia Real Madrid 2.5 üst mesela, ne oldu? 1.50, 1.50, 1.45. Buradan bir kupon yaratılabilir gibi geliyor bana. Kafanıza yatıyorsa, aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Hatta bir de yine çarşamba günü oynanacak Leicester City Aston Villa mücadelesi var. Saat 23'te oynanacak İngiltere Lig Kupası. Bunun da formatı yine yarı final olması ve birinci maç, yani rövanşlı. Burada Leicester City yedeklerle bile çıktığı mücadelede kupa maçlarında ne kadar etkili olduğunu görmüştük. Yine rotasyonlu bile çıksa Jamie Vardy'nin mesela hafif şüpheli görünüyor. Hafif sakatlığı var ama oynaması bekleniyormuş. Onun dışında bir şey yok. Aston Villa'ya baktığımızda orta sahada McGinn'in sakatlığı devam ediyor. Kalecileri sakatlandı. Hayton o oynamayacak. Bir de Wesley forvetlerinden biri, tehlikeli bir oyuncu. O da sakat ve Matt Target yine defansta sakatlıktan yeni çıktı. Burada Leicester City'den bir galibiyet bekliyorum ben, böyle 2-1-3-1 gibi. O yüzden burada da maç sonu biri, hani genelde Lyon galibiyetini niye önermiyorum? Oranı 1.20. Tabii ki yenebilir mi? Yenebilir mesela. Leicester galibiyetini niye önermiyorum? 1.25. Yetiyorsa tabii ki alabilirim ama daha çok hani az para yatıracağız da yüksek orana gideceğiz ya. O yüzden 2.5 üstü öneriyorum burada da, 1.45 orandan. Dediğim gibi Leicester City'nin 2-1-3-1 yenmesini bekliyorum. Aynı fikirdesiniz. Bu da sanki oynanabilir gibi geliyor bana. Paris Saint-Germain Saint-Étienne mücadelesi var. Yine çarşamba akşamı saat 23.05'te oynanacak. Bu da yine Fransa Lig Kupası çeyrek final mücadelesi. Çeyrek finali ve tek maç üzerinden oynanacak. Burada da Saint-Étienne'de yine orta sahada ve forvetlerinde iki tane sakatı var. Paris Saint-Germain'in kaç atacağıyla alakalı bu. Onlar da pek sakat cezalı görünmüyor. Sadece Kimpembe'nin sakatlığı var defansta ve orada ne kadar rotasyon da olsa ben bu maçın da gollü olacağını düşünüyorum. Kupada olacağından dolayı yine 2.5 üstü de 1.20 açmışlar. Ya kuponumuza koymayalım ya da alternatif kuponumuza, yüksek oran hedeflediğimiz kupona 3.5 üstte sanki gidebilir gibi maç. 1.55'ten böyle 4-0-4-1 gibi bir Paris Saint Germain galibiyeti beklenebilir diye düşünüyorum. Bir diğer mücadelemiz İspanya Süper Kupası'nda 6. maçımız. Bu da Perşembe günü oynanacak saat 22'de. Az önce Real Madrid maçı gibi işte bu dörtlünün İkinci ayağı, bu da yarı final mücadelesi, tek maç üzerinden oynanacak. Bu iki takım da daha önce oynamışlardı. 1 Aralık'ta Atletico Madrid'in sahasında 1-0 Barcelona kazanmıştı. Kupa olduğundan dolayı Simone bu maçı Simeone'yi daha fazla önemseyecektir ve ona göre bir taktik formasyonla sahada olacaktır. Ona göre bir mücadele olacaktır. Arthur orta sahada, Barcelona'da antrenman eksikliği görünüyor. Dembele'nin sakatlığı devam ediyor. Bu maçta kupa maçı olmasından dolayı her iki takımın birbirine gol atacağını düşünüyorum. Ben 1-1 ya da bir tarafa dönse de 2-1 olabilir. Birbiriyle uzatmaya gidebilir. En fazla Barcelona belki 2-1 alabilir diye düşünüyorum ama Atletico Madrid'den de gol bekliyorum açıkçası. 1.60'da güzel oranı var. Dediğim gibi bunlara hep aman şöyle güveniyorum, %90 güveniyorum, hepsi süper maç, oynayalım, kazanalım şeklinde değil, temkinli olalım, riskleri düşük tutalım, kupa maçı. Yani biz 1-1 beklediğimiz mücadele 5-0 bir taraf da yenebilir, şaşırmayız ama 2.5 üst bekliyoruz, 2-2 bekliyoruz ya, 0-0 da bitebilir, belli olmaz, futbol bu biliyorsunuz. O yüzden şans faktörü ve kupon şansımızın yanımızda olması lazım. Burada da karşılıklı gol var, bana göre en ideal tercih olacaktır 1.60 orandan. Ve son maçımız İtalya Kupası'nda yine Perşembe günü 23.15'te Torino Genoa'yı konuk edecek kendi sahasında. İtalya Kupası da yine çeyrek final mücadelesi, tek maç üzerinden oynanacak. Torino kendi sahasında Genoa'yı yenecek güce sahip. En son Roma'yı yenerek güzel bir iş başarmışlardı. 2-0 biliyorsunuz bizde yatırmışlardı. Roma gol atamayınca 2.5 üst bekliyorduk ki o maç tam 4-3'lük bir maçtı. Bol gollü olacak bir maçtı ama kaleciler devleşti. Beceriksizlikler falan derken bir türlü gelmedi. Torino Genoa'yı da yenecektir kendi evinde, bu kupada ilerlemek isteyecektir diye düşünüyorum. Orta sahada Bazelli sadece sakat görünüyor ev sahibinde. Genoa'da da forvetleri, yine en golcü forvetleri Kouame sakat görünüyor.
Torino'dan 2-0 ya da 2-1'lik bir galibiyet bekliyorum. Maç sonu 1-1-50 orandan alınabilir. Gayet güzel. Güvenmeyenler, gollere gideceğim ben diyenler ya da alternatifte yüksek orandan 2-3 gol denenebilir 1.65 oranıyla. Çünkü Torino'nun 2-0 ya da gol yerse 2-1 gibi yeneceğini düşündüğüm için bu şekilde bu maçın da değerlendirilebileceğini düşünüyorum. 7 maç sizler için değerlendirmeye çalıştım. Dediğim gibi kupa olduğundan dolayı sürprizler çıkabilir. Kaçmakta fayda var. Taraf bahsine girmemekte fayda var. Mislerinizi yüksek tutmayın lütfen. Ve buraya kadar izlediyseniz de başını ileri aldıysanız sizlerden gelen sorulara göre verdiğim cevaplar var. Videonun başında da önemli bilgiler verdim. Onları da izlerseniz sevinirim. Like ve yorumlarınızla bizleri desteklemeye devam ederseniz teşekkür ederiz efendim hepinize. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Cuma videosu gelmeyecek. Unutmayın şurada çıkan fotoğrafıma dokunup kanala abone olabilirsiniz. Zil işaretine basınca da her video yüklendiğinde bildirim gelir efendim. Hoşçakalın.